bakarsak açlık kan şekerinin 126'nın üzerinde olması ama tabii bunun doğrulanması gerekiyor. Bir defa da yüksek yani. Çıkması yeterli değil. A1C'nin 6'nın üzerinde olması, yine başka bir bulguyla beraber olması ve doğrulanması gerekiyor. Diyabet lehine. Aynı zamanda rastgele ölçülen kan şekerinin 200'ün üzerinde olmasına eğer diyabet semptomları eşlik ediyorsa yine diyabet tanısı koyuyoruz. Nedir o diyabet semptomları dediğimiz? Belirtiler yani. Aslına bakarsanız bizim en çok gördüğümüz diyabetin %90'ını oluşturan tip 2 diyabet biraz sinsi bir hastalık. Hani hemen semptom vermeyebilir. Ama olduğunda da semptomlar çok su içme, ağız kuruması, çok idrara çıkma, enfeksiyonlara yatkınlık, mesela ayak mantarları gibi enfeksiyonların çok sık olması, kilo kaybı. Özellikle tip 1 diyabette biz bununla karşılaşıyoruz. Ama %10'unu oluşturan diyabetin kesimde. Ama tabii ki biliyoruz ki aslında tip 2 diyabet dediğimiz en sık gözlenen diyabet kilo fazlalığıyla yani obeziteyle bize geliyor. Obeziteyle geliyor. Ya o zaten o tip 2 diyabet herhalde çağımızın hastalığı dediniz ya. Evet. Biz şişmanladıkça şeker hastalığı da kapımızı çalıyor. Kardeş hastalıklar aslında. Kardeş hastalıklar. Birlikte gidiyorlar, evet. Birlikte gözüküyorlar. Sebep sonuç ilişkisinde ikisi de bir kısır döngü. Biri diğerine, diğeri birine sebep oluyor. Çok şeker yediğimiz için, çok şekerli daha doğrusu kalorili yediğimiz için bu pankreas yoruluyor mu? Elbette. Pankreasın üzerinde glikoz toksitesi dediğimiz bir şey var. Ne kadar vücuttaki glikoz fazla olursa pankreas üzerinde o kadar olumsuz etki edebiliyor. Ama hani tabii ki şöyle bir mesaj da vermek istemem. Çok şeker yedim, diyabet oldum. Diyabet hastalığı multifaktöriyel bir hastalık. Çevresel, genetik birçok faktörlerle bir araya geliyor. Hala sebebi tam olarak aydınlatılmış değil. Ama beslenme de bunun ayaklarından biri elbette ki. Evet.